bir yanlış anlaşılma olabilecek bir şeyi düzeltmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi 3ds Max'te şöyle açalım. Öğrencim şunu sormuş. Hocam benim çalışma alanımda ışıklar böyle şey gibi değil. Homojen değil de hani çalışma alanımızda aslında ışıklar çok e, render alırken ki gibi değil. Eşit aydınlatır ya hani çok böyle gerçek bir ışık efekti var gibi olmaz çalışma alanında. Benim çalışma alanında bile öyle oluyor. Artı render almaya çalıştığımda da ya beyaz ya siyah çıkıyor demiş. Şimdi render almaya çalıştığında ekranı bembeyaz ya da simsiyah çıkmasının sebebi çok fazla farklı şey olabilir. Zaten kendisine de söyledim o çözdüm dedi. Bu pozlama ile ilgili bir problem. Yani kamerada render almıyordur. Kamerada render almadığında pozlama ayarı yapılmadığı için ben çıkıyordur. Sonra kameraya geçtiğinde de kameranın pozlama ayarı ya çok düşüktür ya da kamera bir duvarın içine girmiş kalmıştır. Ee, o yüzden de karanlık çıkıyordur bu sefer. Olabilir. Benim burada bu soruda asıl küçükten dokunacağım nokta şu. Mix'imiz bir açılsın. Bu arada online'daki arkadaşlar sorularınız varsa her zamanki gibi yazabilirsiniz. Çok az bekleteceğim. Hmm, güzel. Şimdi bakın Max'te şöyle bir durum var. Perspektifi tam ekran yapayım. Hemen çok hızlı. Bir kutu çizelim. Kutumuzun üst yüzeyini uçuralım. Ne olduğunu görmek adına. Şimdi bu kutunun da içerisine mesela bir Vireyi normal küre ışık koyuyorum, küre şeklinde bir ışık koyacağım böyle ampul gibi. Görüyorsunuz. Şimdi normalde işte çalışma alanımızdayken bu ışık etrafını aydınlatır gibi gösterilmez. Ne zaman biz bunun aydınlatıp aydınlatmadığını görürüz, render aldığımızda, a orada bir ışık varmış, içeriye aydınlatıyormuş deriz. Şimdi bizim için sabit render alanlar için böyle çalışmak mantıklı. Ama bir de animasyon çalışan insanlar var ya da oyun mekanlarını yapanlar. Onlar böyle render almadan sahnede bir ışık durumunu görme ihtiyacı duyabiliyorlar. O zaman da arkadaşlar şurada görüntüleme ayarlarında Lighting and Shadows'ta bakın Default Lights sahne ışıkları seçeneği var. Sahne ışıkları dediğimde e, sahnedeki mevcut ışıkların yaptığını gösterebilir. Bakın bu, bu arada yüzeylerin düz taraflı, ters taraflarında göstermiyor. O zaman şöyle yapayım. Bu e, yüzeylerin düz ve ters tarafları konusunu konuşmuşluğumuz var. Pardon, şunu bir heh, şöyle, şöyle düz taraflara dönelim. Heh. Şimdi bakın, görüyorsunuz, bu sefer ışığın etkisini gerçekten sahnede de göstermeye çalışmaya başladı. Bu bizim için iyi bir şey değil. Biz genelde e, Lights and Shadows'da default light'la çalışırız. Artı Mesela bilgisayarımız çok güçlü, keyfimiz çok yerinde. Şurada görüntüleme kalitesinin o zaman standart değil de high quality yapalım diye bir düşünülebiliyor. Bu da arkadaşlar high quality yapınca da bakın görüyor musunuz? E, aydınlatmayı göstermeye başlıyor. Gölgelerde ambient occlusion göstermeye başlıyor. İşte gölgeleri ışığa göre çizmeye başlıyor. Bu yine bizim yaptığımız çalışmalarda konforlu bir çalışma şekli değil. O yüzden high quality olmasının bize bir faydası yok. Yani high quality bilgisayarımızın gücü yetiyor. Çalışmışken yüksek kalitede çalışalım. Ekranı da yüksek kalite görelim demek bize ekstra bir şey kazandırmıyor. Ha şunu yapabilirsiniz. Bunu high quality'ye çeker. Sonra şurada da default lights'a dönersiniz. Bakın yine hala ama şeyler gösteriyor. Bakın gölgeleri çevre çevrenin rengine göre gölgeler oluşturuyor vesaire ve hala kenarlarda ambient occlusion gölgelerini oluşturuyor. Yani high quality bizim için aslında o kadar da iyi bir şey değil. Bunu yaptığı sahnenin aşağı yukarı nasıl görüneceğini gerçek zamanlı sürekli render almadan görmeye ihtiyacı olan arkadaşlarımız daha çok kullanır. Biz biraz daha standarttaki çalışma şeklinden, görüntüden daha çok fayda sağlıyoruz. Bu soru üzerinden de bunu paylaşmış olayım.